Yeni bir günden, yeni bir haftadan merhabalar. Yine bugün sizinle banyodan bir açılış yapmış oldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Hafiften makyaj yapmaya çalışıyorum çünkü dışarı çıkacağım. Kime gideceğim? Ben kime giderim? Funda'ya giderim. Ancak çarşıda, pazarda işim yoksa ki oralara da çok çıkmıyorum. Doğrusu ama marketlerden hallediveriyorum işlerimi. Biz böyle iki haftada bir buluşuyorduk ki bugün de benim Funda'ya gitme günümdeyiz. Beni dün çağırdı. Tekrar kahvaltıya gel dedi. Zaten bundan sonraki periyodumuz da Ramazan'a denk geliyor dostlarım. Artık ben de arkadaşımı iftara alırım diye düşünüyorum. Funda'mla sohbetler çok güzel oluyor. Çok tatlı oluyor. Onunla birlikte olmayı, sohbet etmeyi çok çok seviyorum. Bugün ona gitmek istememin bir sebebi de yanlış hatırlamıyorsam 2 Nisan onun doğum günü ve şeyin içinde kalacak. Yani Ramazan başlamış olacak o zaman. Çünkü 2 Nisan'da başlıyor Ramazan, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani ben sonuçta ona o gün gidememiş olacağım. O yüzden ona bir de böyle minik pasta götürmek istiyorum. Hatta pastayı yolda yakıp mumunu da koyup kapıyı öyle çalmak istiyorum. Bilmiyorum başarabilecek miyim? O yüzden önce de bir pasta seçmem lazım. Bu yüzden hemen ben makyajımı yapıyorum. Evden kendimi atıyorum dostlarım. Siz de gün içinde kısa bir bölüm halimde benimlesiniz. İzlemeye devam edin. Beğeni, abone yapmayı unutmayın, olur mu? Görüşmek üzere. Bunda beni öldürecek dostlarım. Valla 15-20 dakikadır dolaşıyorum ama onu hayal ettiğim pastayı bulamadım. Küçük bir çikolatalı pasta almak istedim. Bulamadım. Onlara girdim. Buranın onurunda da pasta yokmuş. En sonunda sokak aralarında bir tane pastane buldum. En azından minik bir pasta aldım. Artık güzel mi çirkin mi bilmiyorum ama. Şimdi aradan da daldım. İnşallah buradan da evini bulurum, bilemiyorum. Artık kızcağız beni aramıyor da nezaketinden. Hemen koştura koştura girmem lazım. İçeri çok geç kaldım dostlarım. Şimdi şöyle yaktım. İnşallah Funda sönmeden gelir dostlarım. Bakalım bastım zile. Şöyle bekliyorum. Geliyor. Nasıl olmuşsundur Mamurcan'ım? Evet. Çok süper. Süper olmuş. Süper. Oh. Selam. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Yeni yaşın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Erken gelen doğum günü kutlu olsun. Evet, önce ben kutlamam. Yürüm ben seni. Kız pastane arıyor, buralarda yok. Yol tın 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 böyle geliyorum. Sonra buradan çıkmışım gene. Ay, çok da güzellikliymiş ama. Ay ya, ne hayal ettim. Esasında dedim ki keşke yemekten alsaydım ama yolda yapıştırırlar koluma. Tabii aynen. Bu yüzden burada da yok, sizden alıyorum. Pasta, onlara girdim, sordum pastane var mı? Diyor ki metroya. O börekçide de yok. Ekler var sadece. Ekler istemiyorum dedim. Yürüyorum oradan. Allah'ım yarabbim. Canım. Ah. Kuzum benim. Hemen geliyorum. Kuzumun güzel sofrasını çekeyim gene. Bayılırım güzel sofralara. Ne yapıyorsun Fındacığım? İyi misin? Ay çok iyiyim. Sen geldin. Ta şahanelikli oldun. Sabah beri nasıl geleceksin diye bekleyip duruyorum. Sana iki tanecik minnak hediye var ama çok Allah minnak. Allah Allah, bugün sürprizlerle dolu bir gün oldu. Erken doğum günüse. Evet evet. Bak, biri sana söylediğim şey, onu buldum. Evet, yaşasın. Kelebekim. Evet. Her Funda'nın kelebek zaten. Lakabı var. Neredeyse kelebek. Bir de öbür... Evet. Ya evet. Esasen morunu bulamamıştım. Eşim bunu sırf ben istiyorum diye yaptı. Hiç bu şey Fransa'yla alakası yok. Bunun takımı ama değil bu. Uyumlu. Sırf ben bunu istiyorum diye. Tamam dedi, onu da yaptırın. Kelebekler her yerim kelebek. Mor ve kelebeği sevdiğini biliyorum. Onun morunu bulamadım ama olsun, pembesi. Oluyor. Bak pembelerde zaten ben artık morları karıştırıyorum. Ay, ama bana bir köşene bahar geldi. Çok güzel evet. Duruyor. Ay, çok güzel. Canım benim ya.
O da yani çok minnak bir şey ama. Ya minnak bir şey var mı Allah aşkına ya? Önemli olan düşünmüş olma. Kendim şey yaptım bu arada paket. Bilemiyorum bir şey. Kurdelemiz de mor. Evet, en azından onu mor bir yapayım dedim. Çok yakışıyor sana var ama. Bunu hayatta atmam zaten. Aa, tatlışım benim. Onu da mutlaka bir şey değerlendirip kullanırım ben burada bir yerlerde. Zaten evet diyorum ya, esas evde bir tane çemberim var, onu getireceğim sana. Şimdi yolda taşımayayım dedim, elim dolu olacak. Sen onu değerlendirirsin. Böyle bir şeyden çıkmış. Bir daha ben sana geldiğimde verirsin. Evet. Erkan'la beraber getiririm. Şeyin öbür... Şimdi akşam Oktan gelmiyor mu? Gelmiyor. Şey eğitimde zaten, onun ne zaman çıkacağı belli değil. Nasipmiş bak. Evet, yarın da eğitimde. İki gün şeyde, otelde onlar. Ters taraf. Evet, bakıyoruz. Ay tülü. Ama üstüne bak. Esas üstüne evet. Baskı. Ay. My best friend. İçerken beni hatırla. O yüzden. Evet ya. Çok güzelliklim. Aşık oldum şu an. Sen de ben. Şu an aşık oldum ona ben. Dedim bundan bir tane Erkan'a yok, tekli alacağım. Çünkü Mesprent'e o içemez. Anca arkadaşın için. Kahve köşemize koyalım ben. Evet, ondan sen ancak içebilirsin. Evet. Hemen burada bir kahve köşemiz var, çay kahve köşemiz var. Hemen oraya koyalım bence. Teşekkür olsun tatlım. Ay çok teşekkür ederim. Funda yukarıda, şimdi merdivenlerden yukarı çıkıyorum size. Minik bir ev turu gibi olacak bu da. Yatak odasına giriyoruz aslında. Neden yatak odasına giriyoruz? Çünkü Funda yatak odasını kendi kendine dekore etti. Dostlarım, ben de çok merak ediyorum. Kendi el emeği çünkü. Ay 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 Funda. Funda şahane olmuş ya. Çok güzel olmuş ya. Beğendim. Evet. Şu an bir çözüm üretmem lazım şu an için de. Burayı da ortaya böyle yapmışsın. Evet. Çok güzel. Buna bak, çıktım yakından. Ay çok güzel olmuş. Ahşap desenli petek. Ah rahmet. Bu şey olmuştu. Bayağı eskimişti. Dökülüyordu artık. Bunu değiştirmeyi düşünüyordum ama bu kadar uzun bir şeyi de taşımak çok zor araçla. Evet. En iyisi dedim ben bunu duvar kağıdıyla döşeyip arkasını da komple döşedim. Şimdi mesela bunları çektirdiğim zaman dökülmüyor. Ha. Eskiden şuradan böyle bir sürü şeyler takılıp hem perdeyi zedeliyordu hem de dökülüp duruyordu. O yüzden güzel oldu bence. Ay çok güzel olmuş. Erkan'la ikimiz döşedik işte bunları. Böyle iki renkli yaptık. Karı koca ama senin emeğin çok. Sen büyük ihtimal kendi başına kapladın değil mi bunu? Erkan'la yaptık Erkan. Fikir anası benim. Yardımları hep Erkan'dan. Tamam. Fikir iç mimar sensin. Beraber çalışma beraber. Su şişemi de görüyorsun değil mi? Aa, evet. Başucunda ben varım. Evet. Bu kutuyu da diğer bir arkadaşım hediye etmiş. Seni seviyorum yazak duyumu. Evet. Vay kim o? Sevenim çok. Vay. Da çok tatlı. Tamam, onu selam söylüyoruz Elif'e. Onu yarın gelecek nasılsa. İşte bak bunları böyle sonra aralarına şunları Erkan buldu yaptı. Sonra şu şeyleri daha aslında şey minik minik ama. Aynalar. Evet. Aslında daha bir sürü ayna var da diyorum ki şunun başına falan mı taksam acaba diye düşünüyorum. Bakalım. Çok memnunum. Çok beğendim. Evet. Televizyonda bence bundan kolay kolay sıkılmazsın sen. Çok güzel olmuş. Evet. Çünkü kedi aşağı indi merdivenlerden. Dikiş makinemi de buraya koydum. Bunu da annemden yeni aldım. Sırtımı dayamam gerekiyor. Çünkü ben tabure sevmiyorum evet, ya. Evet, bebişim. Sandalye daha iyi. Evet, şurada da gördüm. Çok güzel olmuş ya. Evet, buraları da görmeden. Rafların çok güzel olmuş. Evet, raflarım çok cici. Çok güzel oldu. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Şeydi, karton piyerleri de taktık ama hala daha yapılacak şeyler var. O yüzden diplerini falan silmedim. Çünkü daha alçalanacak, dolgu olacak tavanı yerler falan var. Kendiniz yaptınız. Daha önceden yapmıştık o tavanı. Şimdi boya istiyor hepsi tekrardan. Harika olmuş. Öpüşüm. Teşekkürler. Bayıldım. Daha önceki sene de bu tavanı yapmıştık. Evet. Onların karton piyerleriyle beraber. Karton piyerleri kenar, böyle kenar mı alıp yapıştırdınız? Evet. Yani Erkan'la yapıp duruyoruz. Ya işte annemin bir lafı vardır. Böyle kafa kafaya verip bir şeyler yapan evet, insanlar evet. Mutlu olur diye. Aynen öyle. Aynen. Şimdi sırada bu duvar şeyleri, kapılarımı boyayacağım. Bunlar mavi olacak.
burada hasarlar var. Bunları örtmek için de böyle kelebekler falan aldım. Evet, burası falan kazındı. Şimdi buraya hafif bir zımpara yapıp mavi. Mesela bu duvarı mavi beyaz yapacağım. Şey, bu kapıyı. Evet. Bodrum gibi olacak yani. Evet, güzel olacak. Ellerini sağlık arkadaşım. Hayalleri falan değiştireceğim. Hep böyle evdeyken bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorum. Evet. Bakalım hayırlısı. Evde buluştu durmaktansa. Evet. Bir şeyler ben böyle... kapattım ama herhalde aşağıdan da kapanıyor değil mi? Evet. İşte velhasıl böyle şekilde. Nasıl ellerim. Beğendin değil mi? Güzel. Bayıldım. Bayıldım. Yeni de uçmak da eski bayıldım. Haline göre çok güzel oldu. Valla ellerine sağlık. Evet. Becerikli kadın. Yeni bir günden, yeni bir sabahtan merhabalar dostlarım. Dün Funda ile olan sohbetimizi, muhabbetimizi izlediniz. 5 Nisan'mış esasında onun doğum günü. Ben onun hem doğum gününü Ramazan girmeden kutlamak istedim. Hem de arkadaşımla bol bol muhabbet ettik. Ondan sonra ben döndüm eve. Daha oraları çekmedim. Oktay ile buluştuk. Çekirdek aldık hatta yoldan. Evimize döndük arkadaşlarım. Akşam da kardeşim uğradı. Oturduk biraz ve yeni bir sabahtan merhaba diyorum. Bugün de şimdi Oktay'ı sokacağım. Oktay evde sabah mutfağa onu sokacağım. Oktay bize kendisine ait kavurmalı yumurta yapacak. Şimdi onun ellerinden bu tarifi izliyoruz dostlarım. Koştura koştura mutfağa geldim. Hemen Oktay Bey'i yakaladım. Oktay Bey neler yapıyorsunuz böyle? Vallahi şahane bir şey yapıyorum. Hemen zoom yapalım. İsmini biliyor musun? Ne ismi? Kavurmalı sucuklu yumurta. Kavurmalı sucuklu yumurta. Evet. Neler koydunuz içine böyle? Kavurma, sucuk. Zaten isminden anlaşılacak biraz, gibi. Biraz tereyağı koymuşsun. Tereyağı, zeytinyağı var. Biraz zeytinyağı koymuşsun. Annemin verdiği şey vardı, sos vardı. Şöyle hani hazır ediyorum. Domates. Biraz da baharat ekleyelim. Biraz da baharat ekleyelim. Valla ben de merakla bekliyorum ne çıkacak. Bir arkadaşlara merhaba da deyin. Merhabalar. Evet, elinize sağlık. Oktay Bey'i mutfakta gördüğünüz ender günlerden bir tanesindeyiz şu anda. Ya ben de şaşkınım. Şaşkınım sanırsam. Nasıl mutfakta? Yavaş yavaş emekliye doğru bir mutfağa doğru. Şöyle. Evet. Mutfağa doğru bir şey başladı sende. Evlenmeye başladın değil mi? Evet, bir mutfak merakı var. Bunu hissediyorum son günlerde. Valla yemek yemeyi çok seviyorum. Yemek ama yemeyi şu an yemek yapmayı da sevmeye başlayacağım sanki. Evet, evet. Oo, senin elinde lezzetli olur ha. Yani yaptığın birkaç bir şey çok başarılı. O yüzden elinin çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Vallahi ortaya ne çıkacak hiç bilmiyorum. Ortaya güzel bir şey çıkacak. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Bol bol neler koydun şimdi? Kekik mi koydun? Kekik, kırmızı pul biber. Ha. Tereyağı var zaten içerisinde. Evet. En son bunun özelliği bu tam pişerken üstüne kaşarı, rendelenmiş kaşarı üstüne yaydıracağız. Evet arkadaşlar, belki göstermedik. Şöyle sonra kapağını kapatacağız. Evet. Bekleyeceğiz. Haydi bakalım, çok merak ediyoruz. Evet. Ben de heyecan yapıyorum şu anda. Evet, son durumları alalım. Yumurta görüyorum içinde. Vallahi yumurtaları kırdık. Evet. Şu an bekliyoruz. Ama önce bir kavurdun hepsini. Tabii. Alt üst yapa yapa. Bir 5 dakika, 10 dakika böyle. Güzel bir kavurduk. Şimdi yumurta kırdın. Evet, yumurtamız pişsin. Biraz yumurta pişince üstünü, kaşarları koyacaksın. Evet, üstünü kapatacağız. Yalnız hiç daha tuz koymadık. Daha tuz istiyorsan atalım. Ben pek bence birazcık tuz atalım. Baharat koyduk da tuz koymadık. Tuz sevmiyoruz diyor. Birazcık koyalım. Tuz koyma. Evet, harika. Vallahi çok güzel bir şey olacak ama. Evet, senin ellerin neydi? Merakla bekliyorum. Güzel olacak. Sen de böyle yavaş yavaş ilk şeflere doğru ilk adımlarını atıyorsun yani. O zaman hayırlı olsun diyelim. O zaman hayırlı millete. Olsun canımcığım. Ellerine sağlık şimdiden. Son halini yine gösteririz arkadaşlar. En son sucuklu yumurta yapan kör oldu biliyor musun? Ah niye? Söyle derler ya halı sadıyı dokuyan kör oldu diye. Bence en son sucuklu yumurta yiyen obur oldu. Öyle de diyebilirim. Kekik mi koyuyorsun Azza? Biraz daha hatırlamıyorum. Dur ben sana kapak bulayım geleyim. Ooo. Evet. Evet. Niye kör oldun anlıyorsun değil mi? Dışarı, evet şu an bakarken kör oldum gerçekten. Ta 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 tam diyorsun. Ooo eriyor şu an. Şeyler yavaş yavaş az daha. Kızardı zaman. Of. Bombiş bombiş oldu.
Ellerine sağlık bebişim şimdiden. Afiyet olsun. Şimdiden ağzım sulanmaya başladı. Evet. Senin ellerinin ayrı bir lezzet olsun. Ağzım sileyim. Artık seni pazar günleri bekliyoruz mutfağa dermişim. Öyle kafayı şey sallama. Yaptım, kötü bir şey bence yaptım. Çok iyi oldu. Çayımız da alıyor. Tamam, hadi bize afiyet olsun. Evet, gerçekten kıvırmalı yumurta çok çok güzel olmuştu dostlarım. İnsanın işi yapınca emin olun ki daha güzel geliyor. Ben ara ara onu mutfağa sokmayı düşünüyorum artık. Buradan sizlere bugünlük veda etmek istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.